Şimdi dolaplar hiç. Yani onlar dışarıda değil. Binamız ilk tespitlerde az hasarlı olarak görülmüştü. Daha sonra babam adres tespiti için, adres düzelttirmek için kaymakamlığa gidiyor, dilekçe veriyor. Bu dilekçe istinaden itiraz kabul edip 10 Nisan'da tekrar tespit yapıyorlar. Burada gelip oturuyorlar, hiç eve doğru dürüst bakmadan ağır hasar verip gidiyorlar. Hatta çok önemsememişler, yani muhtemelen az hasarlı, ağır hasar veya orta hasar istiyorlar gibi konuşulmuş burada. Biz binanın yanında değildik o zaman. Annem bir rahatsız olduğu için Antep'telerdi. Ben de köyde hayvancılıkla uğraşıyordum. Orada bulunduğum bir sırada gelinmiş. Habersiz gelinmiş. Yani bir haberimiz olmadı gelindiğinden. Bakıyorlar eve. Ağır hasar veriyorlar. Defalarca işte kaymakamlık, afatlı, çevre şehircilikli her tarafa gittik. Muhatap bulamadık. Dilekçelerimizi verdik, itiraz dilekçelerimizi. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ettik. İki sefer Perşembe günü müracaat ettim, Cuma günü reddedim. Pazartesi müracaat ettim, Salı günü reddedim. Direkt dosyayı kabul etmediler. Şimdi İdari Mahkemesi'ne verdim. Yani yapılan bir hata yapıldı. Biz yani evimize rahat rahat girip çıkabiliyoruz. Evimize güveniyoruz çünkü biz yaptırdık. Yani bir de mesela ağır hasarlı eve girmek yasak normal şartlarda vesairede. Yani evimizin önüne çadır kurduk ama bir yere kadar. Yani benim annem babam gazi yakını zaten. Terör gazisi yani benim biraderim. Madem ağır hasarlı, haklar da verilmedi. AFAD'dan beni aradılar. Konteyner indireceklerdi köye, Çerçeli köyüne. AFAD'dan aradılar, dediler ki işte babangile konteyner indirirsek eviniz yıkılır. Mahkemelikmişsiniz. Ama bu sefer evinizi yıkmak zorunda kalırız dediler. Bize dedik ki yani evimizi yıkacaksanız niye bize konteyner indiriyorsunuz? İndirmeyin kardeşim. Bizim evimiz kurtulacak inşallah. Yani biz çünkü idari mahkemesine dava açtık. Yani kolonlarımızda vesairelerimizde bir duvarlarda ufak tefek çatlaklar var. Başka hiçbir şey yok evde. Gaziantep Üniversitesi'nden gayri resmi olarak bir hoca getirttirdik, kontrol ettirdik. Bu evin durumunun gayet iyi olduğunu söyledi ya, oturulabilecek durumda olduğunu söyledi. Yani ufak tefek işte çatlaklar vesaireler, tamiratlar yapılıp geçip oturabilirsiniz dedi. Yani başka bir şey demedi ki. Ama gelip bakan arkadaş nedir, nasıl, ne niyetle yaptı bilmiyorum yani. Evimizde benim hiç korkum yok oğlum. Ama kurallara uymak amacıyla çadırda yatıyorum. Ama ben eğer evimizde ufacık bir şüphem olsa ben çocuklarıma kıyamam, yıkılsın derim evi. Ama evimizde bir şey yok oğlum. Biz kaç yıldır? 93. 93'ten beri. Evet. Yani ben çocuklarıma kıyamam bir defa. Ben şeker hastasıyım. 4 defa insülin kullanıyorum günde. Şey termosta muhafaza ediyorum oğlum. İlan tutanağı var. İşte 4. ayın 7'sinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yazmış müdürlüğünün yazmış olduğu bir yazıya istinaden kaymakamlık tebliğde bulundu bize. Eviniz hakkında yıkım kararı alınmıştır diye. Ben yıkım kararını kaymakamlığa gittim sordum. Kaymakamlıkta bizde öyle bir karar yok dediler. Çevre Şehirciliğe soruyorum. Çevre Şehircilik bizde öyle bir karar yok diyor. Belediyeye soruyorum. Belediye yok diyor. Yani yıkım kararı almadan evler yıkılıyor o zaman. Ben aklıma bu geliyor. Benim bunu mahkemeye sunmam lazım. İdari mahkemesine benim bunu sunmam gerekiyor. Yani alabileceğimiz belgelerde de yani depremzedeyiz dediğimizde biz de depremzedeyiz deyip çıkıyorlar işin içerisinden. Ya herkes görevini yapıyor. Sonuçta sen bu depremzede olabilirsin ama yaptığın çalışma karşılığında maaşını alıyorsun. Bir de biz devletin vermiş olduğu, Allah razı olsun devlet gene şey yapıyor işte ev veriyor vesaire veriyorum diyor yani hak sahipliği diyor ama ben bunları istemiyorum ya. Devletimiz kar etsin, cebinde kalsın. İhtiyacı olanlara gitsin. Benim evim ayaktayken, sağlamken niye yıkılsın? Yani ben inşallah ilgilenirler. İnşallah evimizi kurtarırız diye düşünüyorum. Yani adalete de sığınıyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz Allah'ın izniyle.